arkadaşlar, bugün satranç oynuyoruz ama ben kendi oynadığım bir maçı analiz yapıyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Hadi başlayalım. Bir de 12 like bekliyorum. Hadi başlayalım. Bir dakika, şöyle tahtayı döndürelim. Ben yazarım kim diye. Rakip başladı. Açık açılışla. Ben de açık açılışla başladım. Geldi. Benim piyonumu istiyor. Şöyle istiyordu. Ben de böyle atla kurdum. Şöyle atla kurdum. Benim burada benim atımı istiyor. Atımı yedikten sonra ben onun filini yiyince merkez piyonumu alacağım. Ben buna izin verir miyim? Hayır. Hemen geldim buraya. Piyonumu kurdum. Şimdi piyonumu kurdum. O ne yapacak? Oruk yaptım. Şaşırtıcı bir şekilde. Ben geldim buraya. Çünkü neden? Ben buraya gelmeseydim, buraya gelseydim mesela böyle gelecekti, böyle gelecekti. Şu bu piyon, yediğim piyon bu onun aşağıdaki, ben hatta şuradan göstereyim. Bir dakika, pardon. Bak, şu piyonu engelleyecekti. Hani o zaman da çok iyi bir şey olmayacaktı. Şu piyonun önünü kapatacaktı. Vezire gidene kadar o piyon arka arkaya olacağı için sorun oluşacaktı. O yüzden ben buraya geldim. O ne yaptı? Buraya geldi. Herhalde filini korumak istedi atıyla. Ben ne yaptım? Burada piyonu verdim. O ne yaptı? Aldı. Ben ne yaptım? Atımı buraya oturttum. Ama sonra o ne yaptı? Buraya geldi ve şuradan şuraya gelip vezir mi kale mi çekecekti? Bir de zaten vezirim de gidecekti. Çünkü vezirinin önü kapalıydı. Ben bunu en azından vezirim gitmesin diye şuraya geldim. Hem de kalemi de korumuş oldum atımla. Sonra ne yaptı? O zaten yapacağı hamle yaptı. Ben direkt şah diye buraya geldim. O ne yaptı? Şaşırttı beni. Buraya geldi. Ben ne yaptım? Yedim tabii ki de. Yedim. Ruh çektim. Sebebi ne? Çünkü ben tabii ki de atı tehdit edeceğim. Ne yapacağım? Çünkü o benim kalemi mi yesin? Aslında şöyle de yapabilirdi. Buraya geleceğine buraya gelirdi. Ben buraya gelirdim. En azından o karda çıkardı. Öyle yapabilirdi rakip. Ama yapmadı. Bir dakika. Aynı hamleleri yapayım. Buradan şey oldu. Şöyle şu ilerisi. Ları. Şimdi ben ne yaptım? Şimdi ne yaptı? Geldi. O ne yaptı? Pardon, o ne yaptı? Kafam karıştı. Buraya geldi. Benim vezir kanadımı, vezirin şeyini açtı. Vezirin yerini açtı. Bir de az önce şurada vezirim şurayı, şu piyonu tehdit ediyordu. Dokuduğum piyonu. Belki ondan korkmuştur. Zaten vezirin şu kanadı açıldı ama hepsi korunuyor. Sonra ne yaptı? Ben ne yaptım? Bunu yedim. O bunu yedi, ben bunu yedim. Şimdi o at ve fil 3 puan değil mi? 3'er puan. 3-3 6 eder. Bunu bilmeyen yok zaten. Şimdi ben de kaleye 5 puan verdim ama 1 puan karda çıktım. 1 puan 1 puandır. Ne diyecektim? Zaten benim 5 tane taşım oldu bu şeyde, bu maçta 14 tane oldu. Şimdi 5 taşla mı hani benim oynayacak daha çok taşım oldu. Sonra benim vezirimi tehdit etti. Burada videoyu durdurun. Ne yapacağını siz tahmin edin. Sonra ben vereceğim zaten. Burada veziri kaçmadım. Burada şah çektim. Buraya geldim. Şimdi burada ne yaptığımı videoyu durdurup anlamaya çalışın. Buraya geldim.
Çünkü artık şahın gidebileceği hiçbir yer yok. Fil. Fil şurayı kapatıyor. Vezir şurayı kapatıyor. Artık şah hiçbir yere gidemiyor. Bu durum kullanmalıdır ama. O ne yaptı? Buraya geldi. Ben ne yaptım? Bu da videoyu durdurun. Bunu da tahmin edin. Ben buraya geldim. Tamam sen beni yedin. Ben de seni mi yedim? Artık yine şahın hiçbir yere gidemez. Çünkü fil buraya geliyor, buraya kapatıyor. Bu da buraya kapatıyor. Zaten böyle de oldu. Sonra ben zaten kaleyi de tehdit ettim üstüne. Kaleyi kaçtı. Sonra ben ne yaptım? Kaleyi tehdit ettim. Geldi ve dedi ki senin filini istiyor. Ben geri kaçtım. Sonra geldi buraya. Neden olduğunu çok anlayamadım ama herhalde filinin önünü açmak istedi. Şu fili. Gösteremiyorum her neyse. Filinin önünü açmak istedi. Zaten bir tane fil var. Ben buraya gelip kaleyi tehdit ettim. Kale geldi. Hem beni tehdit etti hem benden kaçtı. Ben ne yaptım? Tabii ki de geri kaçtım. Başka ne yapacağım? Buraya geldi. Bir sonraki ben böyle bir hamle yaparsam böyle gelecek benim filmi savuşturacak. Sonra gelince ben böyle bir şey yaparsam böyle gelecek beni filmi buraya sıkıştıracak. Yani ama ben herhalde bunu fark etmemişim başta. Gittim yine bunu yaptım. Sonra geldi buraya. Bu sefer buraya geldim. Şimdi pat beraber olacak diye korktum. Buraya geldim. Rakip ne yaptı? Piyonu sürdü dediğim gibi ama sanki biraz yanlış bir zaman. Sonra geldim yine tehdit ettim kaleyi. Geldim, kaleye zaten şey yaptı. Ben yine kaçtım. O ne yaptı? Benim dedi ki filleri takas edelim. Ben tamam dedim. Yedim. Yedi. Ama artık o artık siyah halilere gidebiliyor. Ama şöyle bir şey var. Sadece buradan sadece buraya gelebiliyor. Ama sonradan buraya gidebilir. Ama sadece şu an sadece buraya gidebiliyor. Yedi tamam. Sonra ben buraya geldim. O buraya geldi. Piyon sürdü. Ben direkt şak diye kaleyi buraya getirdim. O şahını buraya getirdi. Ben piyonu iki adım sürdüm. Sonra şahını buraya getirdi. Şu piyonu koruyabilmek için herhalde. Şu piyonu koruyabilmek için. Ben ne yaptım? Buraya geldim. Bunun iyi yanı ne? Tabii ki de bunu yersek bunu yiyeceğim. Sonra yani şöyle bir hamle yapınca burayı bunu yiyeceğim. Bunu kurtarmanın bir yolu olmayacak. Şu piyonu kurtarmanın bir yolu olmayacak. Ya pardon. Ben geldim buraya. O yemedi. Ne yaptı? Buraya geldi. Ben buraya geldim. O bunu yedi. Ben gittim. Tabii ki de buraya geldim. Beni yiyemiyor. Çünkü kale var burada. O ne yaptı? Artık beni yiyebilmek için buraya kaçtı. Ben ne yaptım? Fili geri kaçtım. O ne yaptı? Piyon sürdü. Piyonlarını buradan ilerletmek istediği için herhalde. Ben ne yaptım? Kaleyi buraya getirdim. Ben niye bunu yapmışım? Buraya gelebilmek için. Eğer sen benim ya da bunu söylemeyeyim sonradan anlaşılsın. Buraya geldi. Ben tabii ki de kaleyi buraya getirdim. Sonra piyonu buraya getirdi. Peki sizce ben buradan ne yaptım? Videoyu durdurup bulmaya çalışın. Hatta biraz bekliyorum şu an. Tabii ki de atla F4 yaptım.
Şimdi ben geldim. Şah çektim. Tamam şah çektim. Buraya kaçacaksın mecburiyen. Ben buraya buradan file de yol açtım. Ne olacak şimdi? Filim gitmedi. Sonra o ne yaptı? Geldi buraya. Ben tabii ki de file kaçtım. O geldi buraya. Ben tabii şöyle bir şah çektim. O buraya geldi. Kaleyi tehdit etti. Ben buraya geldim. Şah çektim. Kaçtı. İşte ben şöyle bir şey yaptım. Şah çektim. Geldi buraya. Kalemi tehdit etti. Dedim. Beleş sirke baldan tatlıdır. Geldim ve piyonu yedim. Piyonu sürdü. Ben şimdi size ne yaptım? Videodur durun. Tabii ki de şunu yemedim. Neden? Çünkü şimdi şurada uyuyan bir kalesi var. Bir dakika. Şurada uyuyan bir kalesi var. Ben neden onu uyandırayım? Şimdi gelsem buraya gelsem buraya gelecekti. Kale uyanacaktı. Şimdi kaleyi oyuna soksam benim için iyi olur muydu? Hayır, olmazdı. O yüzden buraya gelince ben buraya geldim. Geldik, kaleyi geri çektik. Ben ne yaptım? Dedim bir tane daha beleş piyon. O ne dedi? Atını yiyeceğim dedi. Ben geri kaçtım. Sonra dedi ki kaleleri bölüşelim dedi. Ben de dedim tabii ki dedim. Sonra o dedi burada yapacağım hamleyi tahmin edin. Burası oyunun kırılma noktası. Bir dakika duruyorum. Videoyu hatta isterseniz durdurun. Burada yapacağım hamle tabii ki de at E2. Çatal yaptım dedim. Ver şahı, ver kaleyi. Hangisini vereceksin? Adam dedi ki al kaleyi. Sonra ben ne yaptım? Tabii ki de kaleyi yedim. Hani şuraya gelecek halim yok. Tabii ki de şunu yedim. Buraya geldim. Ben buraya geldim. Buraya geldim. Pardon, o buraya geldi. Ben neden olduğunu anlayamadım şu an ama yedim. Beleş piyon her zaman yenir. Yedi, geldi. Ben buraya geldim ve buraya geldi. Ben şu piyonu yedim. Ve sonra oyunu terk etti. Zaten az bir zamanı kalmıştı. 34 saniye. Benim 6 dakikam vardı hala. Zaten ben ne yapacaktım? Size kısaca göstereyim. Buradan belki piyonu sürmeye çalışır diyelim. Buradan geldi. Piyonu sürmeye çalışır diyelim. Buraya geldi. Piyonu sürmeye çalışırsa yiyeceğim. Yiyecek. Vermeye çalışırsa şöyle. Şöyle gelecektim. Ben vezir yapacaktım. Sonra buraya gelecektim. Bu piyonu da isteyecektim. Zaten yapabileceği bir şey yok ki. Zaten mecburiyen buraya gelecek. Ben buraya geldim. Buraya gelecektim. Şu piyonu sürecektim. Ve böyle bitecekti. Böyle bir şeyle bitecekti yani oyun. Yani her şekilde kaybedecekti oyunu. O yüzden terk etti oyunu. Tabii o kadar hamle sonrasını tabii ki de adını unuttum. 70 değil 25 hamle sonrasını göremez tabii ama 50 hamle oynadık. Ama yani zaten bunu olabileceğini tahmin etmiştir. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Ben bu videoya 12 like bekliyorum.
Bir de bu videoya güzel like gelirse haftaya yine gelecek. Gelmezse satranç oynuyoruz atarım. Bu videonun sonuna gelelim. Hadi bir dakika videoyu bitirelim. Belki videoyu ilk gösterim yaparım. Yanından çıkan videoları izlemeyi ve ortadaki ambleme tıklayıp abone olmayı unutmayınız. Bye bye.